Vay 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 kardeşim, burada ne görüyoruz böyle? Honda Civic görüyoruz ve yoğun trafik. Ya abla! Selamünaleyküm. ETS2'de boş boşuna kaza yaparsam video biterlerle uğraştığımı düşündüm ve dedim ki ben bunu neden Assetto Corsa'da yapmıyorum? Ama önce arabayı bir moda sokalım şöyle kardeşim. Taypar falan yapalım. Jantları değiştirelim. Böyle bir Apache konumumuza bir girelim. Ondan sonra başlayalım. Lan dur, nereye gidiyorsun kardeşim? Daha beni almadın ya. İçeriden bir de kronometremizi başlatalım arkadaşlar. Kaza yaparsam video biterdi. Bakalım kaç dakika kaza yapmadan gideceğiz. Evet, trafiğimiz gördüğünüz gibi akmaya başladı kardeşim. Tabii şu başlangıçta arkadan bana koyarlarsa bunu saymayacağım, haberiniz olsun. Haydi Bismillah deyip başlatıyorum. Başladı herhalde. Bakayım. Aynen kardeşim. Haydi Bismillah. Şurada yanımda bir yerde de bir stres çayı var arkadaşlar. Annemler stres çayı almışlar bana. Her şeyi kafayı takıyorum, stres yapıyorum diye. Öyle bir stresçi ki stres yapıyorum ya onu içerken. Tadı o kadar kötü ki içtikten sonra kusasım geliyor. Sözde sorsan stresçi, yani stresimi alacak. Daha çok stres ettiriyor. Böyle bir stresçi olamaz ya. Acaba o yüzden mi stresçi? İçince stres oluyorsun falan. Yoğun trafikte bakalım neler olacak kardeşim. Ben kendime güveniyorum. Özellikle Honda'da güveniyorum. Çok da güzel gideceğime inanıyorum. Bakalım. Bütün böyle araları zorlayacağız. Zorlayabildiğimiz her yere gireceğiz. Otobanın sonuna kadar da kendime şans veriyorum. Bu arada sağ altta göstergelere bakın. Yeni yaptım. Göstergeler nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kaza yaparsam video bitiyor olduğu için videoda edit olmayacak arkadaşlar. Solundaki lan şş, dayı şş. Sal araya da bir geçeyim ben şuradan. Salma kardeşim. Tamam. Tamam, salma kardeşim sen. Trafik bir de böyle bir gerizekalı arkadaşlar. Birazcık da burnum akıyor, kusura bakmayın. Ben yine hasta oluyorum galiba. Var ya, şu son bir ay içerisinde en az 3 defa hasta oldum ya. Atlatamıyorum kardeşim. Neden? Çünkü havalar bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Ben de bir kısa kollu giyiyorum, bir uzun kollu giyiyorum. Bir hırka giyiyorum, bir çıkartıyorum. Bu dengesiz havalar beni çarpıyor kardeşim böyle olunca. Neyse. Videoda edit olmayacak arkadaşlar, onu tekrardan hatırlatayım. Kaza yaparsam video biter amaçlı bir video olduğu için ulan buradan da gitmek pek kurallara dahil değil arkadaşlar aslında. Ben niye emniyet şeridinden gittim? Bir anlık kendimi kaptırdım, kusura bakmayın. Emniyet şeridine girmek yasak arkadaşlar, böyle şey olur mu ya? Emniyet şeridi ne için? Özel araçlar için arkadaşlar. Veya acil bir ihtiyaç durumunda durmak için. Lan frene basma gerizekalı, senin yüzünden kaza yapmak istemiyorum. Basit bir kaza olmasını istemiyorum arkadaşlar. Ben böyle basayım, zorlayayım arabanın sınırlarını, öyle kaza yaparsam yapayım istiyorum. O yüzden basabildiğim kadar, dikkatli gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Bakalım, inşallah arabanın 200-300 civarlarına çıkartırız. 300 olmuyor gerçi bu araba ama en azından 160'ları zorlarız ki öyle olduğu zaman trafik biraz da geç yükleniyor. Bir yüklendiğinde bazen böyle dar aralar oluşabiliyor arkadaşlar. Oraları zorlarız, hani daha keyifli bir görüntü olur. Şöyle dışarıdan, lan bu sayılmaz ha. Kameram bozulmuş benim, bir saniye. Onları daha sonra ayarlayacağım arkadaşlar. Yeni bir kamera modu yüklemiştim. Bu ufak sürtmeyi saymıyorum. Çünkü dediğim gibi kameranın normalde böyle olmaması lazım arkadaşlar. Kamera açısına bakar mısın? Ama bana bir geçecek bir ara bırakın da ben de gideyim kardeşim ya. Konuşmayı unutuyorum lan, ben niye böyle oluyor? Konuşmayı unutmuşum kardeşim, video çekmeye. Araya bir bayram girdi, bir misafirler geldi falan derken ben bayağıdır video çekmiyordum arkadaşlar. Ha tabi videosuz bıraktık mı kanalı? Bırakmadık. Niye? Çünkü videosu toplamıştık kardeşim. Neyse ki YouTube'da böyle bir şey var. Şimdi siz bazen şey sanıyorsunuz. Videoyu attığımız an videoyu çekmiş oluyoruz falan sanıyorsunuz. Yine emniyete girdik. Puh. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Biz mesela videoyu bugün çeksek, bugün atıyorum günlerden ne? Salı. Ben bu videoyu istesem haftaya salı da atarım, bir sene sonra salı da atarım. O tamamen bana kalmış bir şey. Aa, bu sefer emniyete girmedim. Aa, taralı alanlar önlerinde atlayacağım. Hiç de sevmem bu hareketi ama yaptık, yapacak bir şey yok. Şöyle şu araya bir alsana beni, haydi. Haydi beni bu araya bir. Hah, eyvallah. Ben şöyle bir daha atlayayım. Oh, mis gibi. İyi gidiyoruz ha arkadaşlar, yani kaza yaparsam video biter deyip geçmeyeceğim kardeşla. Akıyor la araba, yüküm mü dayı? Vallahi iyi kaçıyoruz arkadaşlar. Ben demiştim ama bu Honda'ya bayağı bir alışkanlığım var. Saatlerce her gün Honda oynuyorum. Benim Discord'umda olanlar bilir. Fayık hatta şu an bu videoyu izliyorsa selam olsun. Abi günlük Honda dozumuzu atmadı falan diye o da yazıyor arada bir bana. Bunu kazadan sayacağız mı lan? Öndeki salak birazcık yavaşladı, frene bastı.
ufak bir tıklattım ona. Kazadan sayıyoruz mu? Sayarsak duralım arkadaşlar. Ama benim dediğim kazalar çok daha felaket kazalardı. Yani ben basmak istiyorum abi. Ben basıp böyle kazaya gireceksem de hayvan gibi bir kaza yapmak istiyorum. Böyle kolay bir kaza yapmak istemiyorum. Ondan dolayı şu anda sınırları zorlayasım var. Ama bu enayiler de yavaş gidiyor. Ben anlamıyorum ya valla. Hani güzel kaçıyoruz aralardan okey de. Bırakın bizi be abi be. Abicim beni bir bırak be abicim be. Sen ne anlatıyorsun be abla be abi. Şunu şuralardan geçelim be abi. Şimdi de öyle mi olduk be abi be. Ananı avradını. Ne yapıyorsun be abi. Böyle mal gibi yavaşlamayın be abi be. Ne anlatıyorsun gözünü seveyim be. Of of of, oradan geçmez oradan geçmez. Bu kamyon salağı hızlanmasaydı geçerdik de. Mavisi yavaşlıyor, kamyonu hızlanıyor. Sonra mal gibi bir anda fren falan yapıyorlar. Ben anlamıyorum. Bunlar birazcık değişik şoförler arkadaşlar. Bak bak, Allah'ını seversen. Ya geçmeyeyim diye ara kapatıyorsunuz resmen. Size yazıklar olsun ya. Böyle bencil şoförlere uyuz oluyorum arkadaşlar. İstanbul'da da varlar bunlardan. Hatta İstanbul'da daha beterleri var. Sen sinyal vermene rağmen seni şeride almamak için her şeyi yapıyor. Genelde bana onu yaptıklarında da sinirlenip 2-3 araba önüne geçiyorum. Nasıl olsa o vermiyorsa ileriden bir araba illaki yol veriyor. O beni araya almayarak çok bir şey başardığını zannediyor ama ben onun 2 araba önüne geçmiş oluyorum. Kardeşim çok iyi gidiyoruz yalnız ha. Ama 3 şeridi bak aynı anda tıkamayın, şöyle kapamayın şu şeritleri, ben sinirleniyorum böyle olunca ya. Hadi yürü hadi. Hadi bas. Yazıklar olsun ya. Şeritleri kapatmayın da gidek abi. Bu şeritler gitmek için var. Gitmek için, durmak için değil. Öyle yolu kapamak için değil. Gaza basacaksın. Gidemiyorsan da salacaksın şeridi. Ama hangi şeridi salacaklar? Adamlar yayılmışlar bütün buraya. Sanki babalarının yolu. Babalarının otobanıymış gibi yayılmışlar her tarafa ya. Yazıklar olsun ya kardeşim. Allah Allah Allah. Oy 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 oy. Yapıyoruz bu sporu. Ha bak görüyor musun bak. İşte bu kadar kardeşim, işte bu kadar ya. Biz bu işi yapmaya gelmişiz. 6,5 dakikayı geçtik. Hala gidiyoruz, güzel gidiyoruz aslında. Artık biraz daha sınırları zorlasak ne yapsak? Vallahi ben böyle sabaha kadar kullanırım herhalde. Kaza falan yapacak gibi gözükmüyoruz. Aa vurduk bir daha. Neyse artık bunu kaza sayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden gazı köklüyorum. Buradan sonra en büyük kazayı yapana kadar bayağı bir basacağım arkadaşlar. O dediğim, bahsettiğim büyük kaza, evet buymuş galiba arkadaşlar, buraya kadar. Yani birazcık frensiz gidince biz patlıyormuşuz. Kaç dakika gittik şuradan bakıyorum. Tam 7 dakika bu şekilde gidebildik arkadaşlar. Vallahi bence güzel bir süre. Kronometremizi de durdurabiliriz artık. 7 dakika iyi süre kardeşim yani. Bence başarılıydık. Şöyle Honda'yı da sizlere göstereyim son kez kardeşim. Güzel bir araba ya vallahi. Modu yapanlar yapmış kardeşim. Bu modlar nereden derseniz de Nimes Genk Garaj zaten sağ üstte logolarında görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane ya. Şöyle tünelde bir sesimizi fulleyelim de size bir terapi yapalım. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve daha fazla kaza yaparsam video bitir için mutlaka yorum atmayı da unutmayın. Assetto Corsa'da olmasını istiyorsanız da bunu belirtin. ETS'de olmasını istiyorsanız da bunu da belirtin. Ben yorumlarınıza göre hareket etmeye çalışacağım inşallah. Eğer bu videoya 500 like gelirse Assetto Corsa'da kaza yaparsam video biterlerin devamı da gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.